Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Esenler İstanbul'dan sesleniyoruz. Yeşil Et Ürünleri firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Gaffur Yeşil ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Gaffur Merhaba, Bey. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gaffur Bey, burada gerçekten tanınmış bir simasınız. Yıllara varan deneyimin çocuk denecek yaşta başlayan bu sevda 1900 kaç yılında buranın açılmasına vesile oldu? Açılması 85 yılı. Ama 1979'lardan beri bu işin içindeyiz, evet, değil mi? Evet efendim, evet. İnşallah öyle. Bu keyifli mekan uzun yıllar bizlerle olur. Çünkü biz bu çocukluğumuzun kasabını gerçekten çok seviyoruz ve hiç ölmemesini istiyoruz. Ama maalesef ki şu an gerek marketçilik anlamındaki açılan yerlerdeki et reyonları ve gerekse daha büyük anlamdaki plazalardaki et reyonları bu mesleği ölmesine yol açıyor. Bizler eski bakkal ve eski kasaplarımızı gerçekten seviyor ve özlüyoruz. Burada uzun yıllar hep ileriye kaydederek bizlerlesiniz. Değişmeyen tek şey kalite oldu burada. Biz de birazcık bunu sizden dinleyelim. Ustacığım, etlerimizi nerelerden alıyoruz? Vallahi efendim biz bunu senelerdir bu işi yapıyoruz. Baba mesleği devam ediyoruz. Babadan oğula. Aynen devam ediyoruz. Bizim mesleğimizden beri biz aşağı yukarı 15 sene Malkara'dan etimizi Trakya'dan çektik. Şu anda Denizli'den alıyoruz, Konya'dan alıyoruz, gerekirse Afyon'da alıyoruz. Önemli olan kaliteli, neredeyse biz oradayız. Kaliteli mal almak önemli olan. İyi eti almazsa nerede olsa yer önemli değil bizim için. Değil bizim mi? Için kalite önemli, dürüstlük önemli, temiz çalışmak önemli. Değil mi? Tabii ki yani. Şimdi kertikli çalıştıktan sonra ön özellik kalmaz ki işin. Değil mi? Ayrıcalığı tabii, olmaz. Tabii. Biz burada yıllardır bebek yaşındaki çocuklar şimdi evlenmiş, askerliği yapmış. Hala Gaffur amca diyor. Biz zaten yerine geldiği zaman biz onlara iyiliklere gidiyoruz. Memur olmuşlar, bankacı olmuşlar, hastane doktor olmuşlar. Ne kadar güzel tabii yani biz inşallah nesiller boyu. Duygusallaşıyoruz öyle güzel insanları gördüğümüz zaman seviniyoruz yani biz bu insanlarımız. Tabii ki bu belki ufak görünüyor ama gönüllüler çok yeşil et büyüktür yani ufak olabilir. Kesinlikle. Yani burada her şey para değildir. Önemli olan huzurdur. Dürüst çalışmak, temiz çalışmak. Kaliteyi, dengeyi sağlamak, ayakta tutmak. Başka bir şey yok. İnşallah bu kaliteli mekan uzun yıllar, hatta diyelim ki 3. 4. nesiller boyu inşallah, bizlerle kısmet, olur ustacığım. Burada etin en iyisini köfte anlamında, kıyma anlamında, pirzolası, işte kuşbaşısı bizlere veriyorsunuz ama bununla da kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgili konuklar, müşteriler hiç yorulmasın. Onlar adına o muhteşem mangal köfteleri ve kanatlar hepsi bizlerle buluşuyor. Ve burada gene biz müşteriler için her şeyin en iyisi anlamında talepler doğrultusunda gerek yumurta gerek o özel sucuğunuz anlamında da hizmet veriyorsunuz. Gene özel olarak bizler için yaptırılıyor değil mi o sucuklar? Tabii tabii, şimdi genelde istek üzerinden yapılır. Önemli olan müşteriye memnuniyet. Müşterimiz memnun kalmasa kıymeti yok yani. Yoksa ucuz oldu mu her yerde. Ucuz da pazarda 2 milyona da sucuk satıyorlar. Aynen sonuçta. Burada yani şimdi kalite alınan önemli tabii ki. Tabii biz sipariş üzeri de yapabiliriz. Buradan alınan sucuğu çok rahatlıkla 1 yaşındaki yavrumuza dahi yedirebiliyoruz. Tabii ki. Bu da bize tabii, ayrıcalıklı tabii kılıyor. Tabii biz o güvenceyi veririz. Gerekirse diyorsunuz testini de yapabilirsiniz. Yani aynen, o konuda kalitede hiç ödül vermiyoruz. Ustacığım, sıkıntıları var mı bu mesleğin? Ya sıkıntısı hiçbir meslek yoktur. Muhakkak tabii ki sıkıntılar var. Üretimden tut üreticiye kadar herkesin sıkıntı var. Buraya gelene kadar bunun ne sosyal hakları var, ne gecesi ne gündüzü. Aynı bebek gibi bakıyoruz ete. Et başka bir şeye benzemez yani. Tabii ki tertemiz bir koruyamazsan sağlığı kaçırırsın. Sağlığı kaçırırsak insanlarımızın hayatıyla oynamış oluruz. O zaman da işin özelliği kalmaz. Kimse de bizi saymaz yani. Kesinlikle. İnsanlar. O zaman ne diyelim ustacığım? Kalitenin ve güler yüzün tabii, adresi yeşil et ürünleri evet, diyoruz. Teşekkür biz de ediyoruz. Sonsuz teşekkürler sağ ediyoruz. Olun, biz teşekkür başarınızın ediyoruz. Ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Çok sağ olun. Başarınızın kalitenizle birlikte ama hep bu gülen yüzle bizlerle İnşallah. Olmasını İnşallah. Diliyor. Saygılar sunuyoruz ustacığım. Saygı bize efendim. Teşekkür evet, ederiz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Esenler İstanbul'dan Yeşil Et Pazarı'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık et deyince marka olmuş olan Yeşil Et diyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.